Flaşkiler kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte dengeleme güncellemesi haberi videosu çekeceğiz. Bakım arası girdi. İlk önce yarım saat diyordu. Sonrasında 15 dakikaya düşürdüler. Peki ne bakım arkadaşlar? Bunu da hemen forumdan ulaştım bilgilerine. Daryan paylaşmış bizimle. Köy binası 12'den aşağısına güzel kıyak bir dengeleme güncellemesi geliyor. Peki neler etkili olacak? Nelere dengeleme geliyor? Onları da sizlerle belgelerle şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda Supercell'in resmi forum sitesindeyiz. Hemen şöyle aşağıya doğru geliyorum. Bildiğiniz gibi Daryan, yani artık kanalı takip edenler çok iyi biliyor bunu. Supercell'in resmi çalışanı. Son güncellemede de bayağı bir video çekmişti. Kendi yüzünü göstererek. Şimdi 26.05 yükseltme süreleri yeniden çalıştırıldı. Yükseltme sürelerinde yine bir değişikliğe gitmişler arkadaşlar. Fakat dediğim gibi köy binası 12'yi çok fazla etkileyen bir dengeleme güncellemesi değil. Yani köy binası 12 arkadaşlar şu 14 günlük işlerden kurtulduk diye sevinmesinler. Aşağıya doğru iniyorum. Ordu kampı 9. seviyeye kadar belli bir süre düşürülmüş. Gördüğünüz gibi 9. seviyeye 11 gün 16 saat olarak yükseltiliyor. 10. seviyede 14 gün herhangi bir yükseltme yok. %17 düşürülmüş zaten 9. seviyede. Belediye binasında da 1-2 değişiklik yok. Aynı şekilde köy binası 12'de de değişiklik yok. Köy binası 11 10 güne düşürülmüş. Bunda da %29 bir düşüşe gidilmiş. Tabi aradaki leveller de gördüğünüz gibi yüzdelerle belirtilmiş. Kaç gün istediği de yazıyor. İksir pompası, iksir sondası yani. Köy binası 12'de, yani köy binası 12 demişim, 12. seviyede %40'a kadar düşürmüşler. 3 gün 12 saat istiyor artık maksimum bir toplayıcı. Aynı şekilde iksir deposunda köy binası 12'de maksimum 13. level bir depoda herhangi bir değişiklik yok. Ama köy binası 11'de 12 level depoyu 4 günde yükseltebiliyorsunuz. Bayağı bir indirime gitmişler bunda. Neredeyse yarı yarıya indirmişler. Altın madeninde de aynı şekilde arkadaşlar. Son seviyesinde %40 indirime gitmişler ama altın deposunda yine herhangi bir indirim yok. Köy binası 12'ye bir değişiklik yok. Köy binası 11 içinde 4 gün olmuş bu da. Baraka dediği kışla arkadaşlar, aynı şekilde köy binası 12 için herhangi bir değişiklik yok. Köy binası 11'de 12 level için 7 güne düşürmüşler. %31 indirime gitmişler yani süre olarak. Laboratuvarda da aynı şekilde arkadaşlar. 10. seviyede herhangi bir değişiklik yok. Köy binası 11'dekine 6 güne düşürmüşler. Onda da fazla bir şey düşürmemişler. %14'lük bir indirim var. Topta da aynı şekilde köy binası 12 için herhangi bir değişiklik yok. Köy binası 11 için de 15 level top 6 günde yükseliyor. Hokçu Kulesi aynı şekilde köy binası 12 16 level için herhangi bir değişiklik yok. 15 level 8 günde yükseliyor. Bunda da %20 indirime gitmişler. Büyücü Kulesi 11 için herhangi bir değişiklik yok. 10 level için de 10 gün süresi %17 indirilmiş. Hava savunması herhangi bir değişiklik yok köy binası 12 için. 11 için de 10 güne düşürülmüş. Harç dediği de havan topu arkadaşlar. 11 level için herhangi bir değişiklik yok. 10 level için 10 güne düşürmüşler. Bunda da %17. Klan Kalesi aynı şekilde köy binası 12'de herhangi bir değişiklik yok. Köy binası 11'de 7 level için 10 güne düşürmüşler. Bu da %29. Gizli Tesla yine 10 levelde değişiklik yok. 9 leveli 10 günde yükseliyor. Büyük fabrikası herhangi bir değişiklik yok.
1, 2, 3, 4 levellerde indirime gitmişler. X yayında maksimum seviye 1, X yayında indirim yok. 5. seviyede 10 güne düşürülmüş. %29. Kara iksir pompası 6 level, yani kara iksir sondası arkadaşlar, 5 gün 12 saate düşürülmüş. %31 indirime gidilmiş. Kara iksir deposunda herhangi bir değişiklik yok. %0. 6 level içinde 4 güne düşürülmüş. %33. Kara iksir kara kışlı arkadaşlar. Herhangi bir değişiklik yok 7 level için. 6 level içinde %22. Inferno Kulesi aynı şekilde köy binası 12 için değişiklik yok. 5 level Cehennem Kulesi 10 güne düşürülmüş. Ardından hava süpürgesi, hava püskürtücü 7 leveline indirim gelmiş arkadaşlar. Zaten buna güncellemede level gelmemişti. Maksimum seviyeyi atmamış olanlar şu anda indirimli olarak 6 gün 12 saatte yükseltecekler. Karabüyü fabrikası, o da aynı şekilde arkadaşlar. Maksimum seviyeye atmayan varsa %35. Bu yüzdelerin bazıları eksi, bazıları artı olarak görünüyor. Eksiler ne yaptılar, süresini mi yükselttiler, tam olarak anlayamadım. Şimdi Kartal topçu olarak 1 ve 2. yani taktik avcı uçağı arkadaşlar, 1 ve 2. levellerde indirime gitmişler. 2 leveli 10 güne düşürmüşler. Bomba Kulesi 6 levele kadar düşürmüşler. Yeni gelen güncellemede 7 level için herhangi bir indirim yok. Bu şekilde aşağıya iniyorum. Barbar Okçu ve Kraliçe zaman azaltma ve yükseltme. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. 35 levele kadar indirime gitmişler. Pardon, 38 levele kadar sürede indirime gitmişler. %7 olarak süre düşürmüşler. 39'dan sonra herhangi bir değişiklik yok. Sürekli yani 7 günde bitecek. Bu şekilde arkadaşlar dengeleme güncellemesi. Siz de daha detaylı bakmak istiyorsanız Supercell'in resmi internet sitesine girebilirsiniz. clashofclans.com'a sağ taraftan da forumu tıklarsanız Clash of Clans bölümüne girdiğinizde ilk başta duyurular var. Oradan bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Son paylaşım zaten Darian'ın arkadaşlar. Bu şekilde bilgilendirmek istedim bilmeyenler için. Bilenler varsa da abi bunu herkes biliyor, görüyor, yazmayın. Çünkü bilmeyen çok fazla kişi var arkadaşlar. Benim amacım onlara ulaşmak, onlara ulaştırmak, bilgilendirmek. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala destek olmayı eksik etmeyin. Şimdi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar.